Yeni bir günün ilk dakikasındayız. Gecenin içinden İstanbul Radyosu'ndan devam ediyor. Programımızın ikinci konuğu yönetmen Berna Gencel telefon hattımızın bir diğer ucunda. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, iyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Şimdi açılışımızda paylaştık dinleyenlerimizle. Ülkemizde çağdaş resim çalışmalarını başlatan ilk kadın ressam ve elbette daha fazlasını sizden dinleyeceğiz. Mihri Müşfik Hanım'ın hikayesini anlatan bir proje var. Aslında onu da konuşacağız. Üç aşamalı bir proje. Fakat Mihri Müşfik Hanım kimdir? Sizden dinleyelim. Sizin Mihri Müşfik Hanım'la yolunuz nasıl kesişti? Tabii ki hala cevaplanamayan soruların da olduğunu görüyoruz ama çıkış noktasıyla başlayalım. Tabii. Öncelikle çok teşekkür ederim bu programa konuk ettiğiniz için, beni ve konu ettiğiniz için Kim Mihri belgeselini. Biz teşekkür ederiz. Ben aslında Mihri şöyle anlatayım. Mihri Rasim Müşfik Aşba olarak aslında tam adını söylemek lazım. Kendisi eserlerinde Mihri Rasim adını kullanıyor. Müşfik bu soyadı kanunundan önce bir süre evli kalıp boşandığı eşinin adı. Türkçe kaynaklarda belli bir tarihe kadar hep Mihri Müşfik olarak geçmiş. Ama dediğim gibi kendisi hakkında çıkan özellikle yurt dışındaki gazete haberlerinde Mihri Rasim'i kullanıyor. Rasim de babasının adı aslında. Evet. Aşba da ailenin soyadı kanunundan sonra aldığı soyadı. 1880'li yılların ortalarında doğuyor. 1954 yılında öldüğünü zannediyoruz. O da hala muallakta değil mi? Net bir tarih yok nerede olduğuna ya, dair. 54 olduğu çoğu kaynakta geçiyor. 54 evet. Olduğunu sanıyoruz, biliyoruz. İstanbul doğumlu, Kadıköy doğumlu ve babası 2. Abdülhamit'in Sağlık Bakanı. Halası da Sultan Abdülhamit'in eşlerinden biri. Bu nedenle oldukça ayrıcalıklı bir çevrede büyüyor ve tabii ki varlıklı bir aile. Bunun da etkisiyle çok iyi bir eğitim alıyor. Konak eğitimi alıyor. Yani konakta özel hocalardan ders alıyor. Ders aldıklarından aldığı kişilerden bir tanesi de Zonaro. Bir ressam. Saray ressamı o dönemde. Onun dışında çeşitli yabancı diller, müzik, edebiyat üzerine de dersler alıyor. Ve sanata kabiliyeti olduğu daha çok küçük yaşlardan itibaren ortaya çıkıyor. Evet. 1900'lü yılların başlarında İstanbul'dan ayrılıp Roma'ya gidiyor. Sonra İstanbul'a dönüyor. İnat Mektebi'nin kurulmasına ön ayak oluyor. Daha sonra tekrar İtalya'ya gidiyor. Bir süre İtalya'da kalıyor. Sonra tekrar bir süre İstanbul'a geliyor. Sonra tekrar İtalya'ya gidiyor. Sonra en son New York'a gidiyor. 1927 yılında ve ölene kadar da orada kalıyor. Aslında kimliği belgeselini nasıl çektim ve çekerken neler çektim diye bana sorduk. Doğrudur. Şöyle bir şey var. Onu dinleyenlerimize paylaşacağız ama bir fragman var. Mihri'yi bu kadar merak etmiş tek kişi ben olamam dediniz. Birazdan dinleyenlerimize paylaşacağız ama sizin nasıl yolunuz kesişti, nerede tesadüf ettiniz? Elbette o yolculuk şu an devam ediyor, siz neler çektim diyorsunuz ya, o üç aşamalı projeyi de soracağız ama nasıl böyle ilk yolunuz kesişti sizin? Yani şöyle, onu şunun için söyledim, biraz önceki espriyi şunun için yaptım aslında. Sanat tarihçilerden tabii ki dinlemek daha doğru olur. Evet. Ve filmde de zaten sanat tarihçiler anlatıyor. Ben soru soran kişi olarak filmin içinde varım. Benim yolum nasıl kesişti Mihri ile? İstanbul Modern'de Türk Resim Sanatı Tarihi derslerine katılıyordum. Burcu Pervanoğlu'nun verdiği, değerli bir sanat tarihçisi kendisi. Ona verdiği derslere katılıyordum ve o akış içerisinde tabii ki Mihri'ye yer verdi. Çok şanslıydım çünkü aslında her sanat tarihi kitabında, kaynağında Mihri'nin adına bile rastlamak mümkün olmayabiliyor. O yüzden ben çok şanslıydım. Ve çok güzel bir şekilde anlattı. Duyar duymaz hikayesine çok çarpıldım ve aslında anlattığından da fazlasını öğrenmek istedim. Kesinlikle öğrenmek istedim. Ama aynı anda da yani bu hikayeyi duyar duymaz ve resimlerini görür görmez hani ay bu bir film olmalı hissi geldi bana. Ve kitlelerle paylaşmak da istediniz, tanıtmak da değil mi? Birçok insana ulaşması açısından da. Evet. Ama
zaten yapılmıştır diye düşündüm aslında hakkında bir film nasıl olmaz, ama yokmuş. Hatta hakkında çok az da bilgi varmış o zaman. Dolayısıyla ben hani iğneyle kuyu kazmaya başladım. Daha çevre bilgileri öğrenmeye başladım. Yani dönemiyle ilgili bilgileri daha fazla öğrenmeye başladım. Sanat tarihimizle ilgili, kadın tarihimizle ilgili. Evet. Ve öğrendikçe Mihri daha bir yerine oturdu. Çok bilgi eksiği olmasına rağmen. Evet. Sonra belgeseli yapmaya başladım açıkçası. Bir de şu var bu arada, Osmanlı dönemi de var, Cumhuriyet döneminde de resmetmiş. Evet. Osmanlı döneminde de eğitim almış ve resmetmeye başlamış. Yani o da sizin işinizi daha da çok zorlaştırmıştır diye düşünüyorum açısından. Tabii, çünkü kaynaklar, Osmanlıca'da kaynaklar var, eski yazıyla kaynaklar var. İşte harf devrimi olduktan sonra çıkmış gazete haberleri var. Yurt dışında, İtalya'da, Fransa'da, Amerika'da çıkmış gazete haberleri var. Yani düşünebilir misiniz ben nasıl geniş, nasıl evet. Böyle aydın bir hayat ve hep aksiyon halinde. 2016 yılında Özlem Gül'ün Dağoğlu ile tanıştım. O da Montreal'de yaşayan bir sanat tarihçi ve doktora tezini yazıyordu o sırada, bitirmek üzereydi. Mihri Rasim üzerine hazırlıyordu. Ve bu çapta sadece Mihri'ye odaklanan bir çalışma daha önce yapılmamıştı. Dolayısıyla eksik bilgiler de onun araştırmasıyla tamamlanmış oldu. Böylece belgesel de ilerledi. Evet, pek çok kişinin emeği var. Şimdi çok kısa fragmanını bir dinletelim dinleyenlerimize. Merak edenler izleyebilirlerdi. Artık önümüzde her şey mevcut zaten. Sonra sohbetimize devam edelim. Mihri'yi bu kadar merak etmiş tek kişi ben olamam. Benden önce bu konunun peşine düşmüş insanlar olsa gerek. İsmini duydum, evet. Mihri Müşfik olarak duydum. Türkiye'de resim sanatının gelişimindeki belki en önemli figürlerden bir tanesi. İnas Mektebi'nin eğitim kadrosu içinde tek kadın. Tek kadın. Okula ilk kayıtta 26 kız öğrenci kaydoluyor. Böylece kadınlar erkeklerle aynı düzeyde, hatta daha avantgard bir eğitim alabildiler. Çok güçlü, çok özgür bir kadın. Resim için yaşıyor, portreleri için yaşıyor. Daha duyarlı, yüreğiyle beraber gidiveren. Dolayısıyla sanatın daha iyi yapacağı bir ortam arayışı içinde. İstanbul'dan ayrılıp Roma'ya gitmesi, oradan ayrılıp Paris'e gitmesi. Orada Mihri Hanım'ın görebileceği daha fazla örnek vardı, daha fazla sanat vardı. En önemli soru bence, eserleri nerede? Bildiğimiz tek nüsü şu ana kadar ele geçirdiğimiz. Öyle bir nü bir erkekten çıkmaz. Et yok orada, kesinlikle yok. Ruh var. Yani eserin orijinalini görmek bambaşka bir şey tabii. O dönemde öğrenilerek resim yapılıyorken Mihri Hanım da düşünerek resim yapmanın olduğunu görürüz. Kök salacağı yeri seçebilmek isteyen bir kadın. Güzel konuşuyor, insanlara ilgi gösteriyor. Cesaretinin de hayranıyım. Acaba nerede öldü, nerede gömüldü falan. Ondan ziyade acaba ne yaptı? Kim Mihri diye bir soru geliyor. Hepimiz diyorum. Kim Mihri? Hepimiz. Evet, Kim Mihri filmini diyelim, fragmanını dinlettik değerli dinleyenlerimiz. Yönetmen Berna Gencalp ile sohbetimiz devam ediyor. Berna Gencalp, şimdi kök salacağı yeri seçebilmek isteyen bir kadın da aslında Kim Mihri sorusunun cevaplarından sadece bir tanesidir. Daha çok fazla soru var elbette, eserlerin nerede gibi. Kimleri resmetmiş, bizim de soracağımız çok soru var ama hepsi belgeselin içinde yer alıyor. Zamanımızı şöyle verimli kullanmak adına şu soruyu yönelteyim size. 3 aşama var, 3 aşamalı bir proje. Belgesel var, transmedya projesi var, o röportajların işte genişletilmiş hallerinin yer aldığı. Bir de kurmaca bir film de olacak. Evet. Mihri Yolda. Biraz neden 3 aşamalı olmasını tercih ettiniz ya da şu an ne aşamada geldiğiniz nokta nedir? Bunları böyle toparlayabilir misiniz bizim için? Tabii ki. Şimdi belgesel uzun mesajlı bir belgesel ve şu an yapım aşamasında, aslında artık post prodüksiyon aşamasındayız diyebiliriz. Tabii pandemi nedeniyle süreç
bizim öngördüğümüzden çok uzadı. Bu belgeseli biz Kültür Bakanlığı Sinema Destekleme Fonu, Antalya Film Forum'da aldığımız ödüller, daha sonra United Embassy'nin grantı ile finanse ettik. Onun dışında da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve çok sayıda işte araştırmacı, bağımsız koleksiyoner ve çeşitli yapım şirketlerinin destekleriyle aslında gerçekleştirdik ya da gerçekleştiriyoruz demeliyim aslında. Dediğim gibi yapımı bitmek üzere, son aylardayız artık. Bu belgesel projesi, yani Mihri'den haberdar olduğum andan itibaren aslında ben kendi içimde bir öğrenme yolculuğuna çıkmışım gibi hissettim. Çünkü sadece Mihri'yi öğrenmedim. Biraz önce de bahsettiğim gibi Mihri'nin yaşadığı dünyayı, dönemi, zamanı, coğrafyaları, değişik ülkeleri, oralarda ne olup gittiğini ve çok bunlar büyük değişimlerin yaşandığı yıllar dünyada, dönemler. Savaşlar oluyor, barışlar oluyor, tekrar savaş oluyor vesaire. Bu arada milletler değiştiriyor. Evet. Mihri'nin yapmayı bırakmadığı ya da yani her şeyi değiştiriyor Mihri hayatını ama bir şeyi değiştirmiyor. O da resimle olan ilişkisi. Resim yapmaya devam ediyor ve sanat dersleri vermeye devam ediyor. Yani eğitmenliği ve ressamlığı asla bitmiyor Mihri'nin. Dolayısıyla bu benim için büyük bir öğrenme yolculuğu da oldu. Bir sürü şey öğrendim ve ilk başta o kadar çok kişiyle röportaj yaptım ki belgesel için. Bunların hepsini 90 dakikaya sığdırmam mümkün değildi. Yani aradan tabii ki seçerek koyuyoruz. Bu geri kalanların da heba olmasını istemedim. Ve bir video arşiv projesi hazırladım. Turkish American Society'nin Moon and Stars projesinin katkısıyla bu onların desteğiyle bu videoları hazırlayıp filmin içine koyamadığım, sığdıramadığım ve birkaç saat uzunluğunda çeşitli uzmanlarla yapılmış röportajlar var elimde. Dolayısıyla ilk adım belgesel, ikinci adım ama onunla eş zamanlı olarak neredeyse seyircilerle buluşacak. Bu video arşiv projesi. Peki çok kısa şöyle araya gireceğim. Kimmihri.com var. Orada aslında çok detaylıca anlatılmış. Daha da devamı gelecek anladığımız kadarıyla. O bahsettiğiniz röportajlar, o video arşivi eş zamanlı bu internet sitesinde de mi yer alacak? Evet. Kaynak niteliğinde. Evet. Bir de Kimmihri Film diye bir YouTube kanalımız var. YouTube kanalına da koyacağız. Evet. Ve bu aldığımız destek sayesinde aslında sadece videoları hazırlamıyoruz. Videoların İngilizce altyazılarını da hazırlıyoruz. Dolayısıyla aslında dünyanın her bir köşesinden İngilizce bilen, İngilizce konuşabilen, anlayan insanlar da bizim burada bu Mihri ile ilgili yaptığımız çalışmayı aslında takip edebilecekler. Evet, yurt dışında da yankı bulacaktır. Çünkü dediğiniz gibi çok gezmiş değil mi? Bahsediyor o fragmanda da zaten. Orada da ilgi uyanacağından eminim zaten. Evet. Evet. Ya izninizle ben bir de ekibimizden kısaca bahsetmeyi çok isterim. Lütfen buyurun. Dediğim gibi pandemi nedeniyle de süreç bayağı uzadı. En azından hani ekip arkadaşlarının adını anarak onlara da bir moral vermek isterim. Lütfen buyurun. Ben soracaktım ama siz sormadan hemen isimlerinizi ekledelim. Buradan biz ekip olarak da sevgilerimizi gönderelim. Buyurun, söz sizde. Teşekkürler. Yapımcılarımız Berat İlk ve Yonca Ertuğ. Müziğimizi Eleni Lombardo hazırladı. Görüntü yönetmenimiz Gözde Koyuncu, karakter tasarımımızı Meriç Atalar yaptı. Çünkü filmin içinde animasyon var. Animasyon yönetmenimiz Berat İlk ve kurgumuzu da Fırat Terzioğlu ile birlikte yapıyoruz. Yani tabii çok daha geniş bir ekip var. Bir de destekçilerimiz var. Çok sayıda hani tek tek destek olan arkadaşlarımız. Onların da hepsinin isimleri web sitesinde var. Herkese buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum ve biraz daha sabır diyorum, uğraşıyorum. Biraz daha sabır, size kolaylıklar. Bir kez daha merak eden dinleyenlerimiz için kimmihri.com'da bütün detaylar var, merak ettiğiniz her şey var, isimler, ne aşamada olduğu şu anda. Çünkü 3 aşamalı bir proje diyoruz. Hakikaten arkada epey bir emek var. Bu arada animasyon dediniz, onu da soracağım. Ekip de kadın ağırlıklı, bu da çok önemli. Çünkü tarihe mal olmuş aslında kadın bir karakteri anlatıyorsunuz. Kurmaca filmi de olacak elbette. O animasyon fragmanda da vardı.
Onu tercih etmenizin sebebi nedir? Animasyondan evet. ibaret değil ama animasyon var. Ya onu biraz evet. anlatabilir misiniz? Hem real görüntüler var. Heh, gerçekler de var evet. Çoğunlukla real görüntüler var. Çünkü yaptığım röportajlar var. İşte ülkelere gittik. Mijin'in yaşadığı ülkelerde çekimler yaptık. Bunlar real görüntü. Ama onun dışında bir de animasyonlar var. Animasyonu şunun için. Yani ben bu projeyi ilk hayal ettiğim andan itibaren gözümün önüne gelen animasyonlar vardı. Bunun bir sebebi var. O da şu. Ben Mijin'den ilk haberdar olduğum zaman çok az sayıda fotoğrafı ortada vardı ve o fotoğraflardaki kadınlar aslında birbirine hiç benzemiyordu. Bir de Mijin'in işte otoportre denilen kendini çizdiği bir takım portreler var. Evet. Hepsini yan yana koyunca yani bir kadın değil sanki işte 3-5-10 kadın varmış gibi bir yani duygu geliyordu bana ve gerçekten Mijin'in neye benzediğini çok merak ediyordum. Zaman geçti, hani çok güvenilir bir şeye ulaşamadım. Bazı fotoğrafların yanlış olduğunu, Mijin olmadıklarını o fotoğraftaki kadınların öğrendim. Bu da beni rahatsız etti. O zaman dedim, ben hani filmin içine yani zaten sadece doğru şeyleri kullanmayı yani düşünüyordum. Yanlış hiçbir şey kullanmamayı istiyordum. Ben hani kendi Mijin'imi şey yapacağım, canlandıracağım. Yani evet. bir tekrar hayata döndürmek istiyorum ve sinema perdesinde birini hayata döndürmek aslında sadece fotoğraflarını kullanarak da olmuyor. Onu sinema perdesinde böyle hareket halinde göstermeniz gerekiyor. Aksiyon içinde göstermeniz gerekiyor. Bunu da ancak animasyonla başarabilirim diye düşündüm. Başka yolları da var ama ben o bir ressam olduğu için elle çizilmiş bir şey olması gerektiğini düşündüm. Evet. Böylelikle animasyonlar için uğraştık. Şu anda da aslında filmin bitmesi için hani en son animasyonları bitirmeye çalışıyoruz. Onun dışında pek çok şey bitti gibi. Animasyonlarda da değişik bir teknik kullandık. Yani hani her yerde karşılaşılmayan bir teknik kullandık. Seride Çetin isimli çok değerli bir aktrisle çalıştık. Bir oyuncuyla çalıştık. Feride Çetin dediniz değil mi? Evet. Evet. Çok sevilen, çok güzel, çok yetenekli bir oyuncumuz. O müziği canlandırdı. Onun çekimlerini yaptık. Daha sonra bu çekimleri benim işte kafamdaki şekliyle kurguladık. Küçük küçük klipler haline getirdik. Ondan sonra o görüntünün üstünden çizim yaptık. Bir takım yerleri sildik. Bazı yerlere bir şeyler ekledik. Arka fon ekledik vesaire vesaire bir sürü işlem. Evet. Ve bu bir animasyon karakteri çevirdik aslında. Yani real görüntüyü alıp onu animasyona çevirdik. Ama bunu yaparken gözlerini ve ellerini ve elindeki fırçasını real bıraktık. Peki, o da, evet. O da şunun için de aslında ressam bir kadını konu ediyoruz. Yani gözleriyle görüyor ve eliyle de çiziyor. Dolayısıyla onun o yönlerine vurgu yapmak için. Bir de Mijin'in resimlerinde sanat tarihçilerin söylediği bir şeydi bu hep. Çok portre çizen bir ressam Mijin, bir portre ressamı. Ve insan yüzlerinde özellikle gözlerde büyük bir anlam yaratıyor. O daha hep gözlerde mi olmuş? Şöyle bakıyorum şu an bir taraftan internet sitesinden Atatürk portresi var, henüz kayıp yazıyor. Önemli insanların portreleri var dediğiniz gibi gözler. İlk etapta insanın gözü o gözlere çarpıyor. Evet. Evet. O yüzden biz de gözleri real bırakmıştık. Yani ben öyle tercih ettim. Evet. Böyle simülasyonu da yapmış olduk. Feride Çetin'le birlikte ve Berat İlk'in yönetmenliğinde. Onun dışında animasyon dışında da filmin içinde oyuncularımız var. Deniz Türkali ve Ece Dizdar. Onlar aslında kendileri olarak filmin içindeler. Çünkü filmin içinde kim Mijin sorusunu doğru düzgün cevaplamak için Mijin'in bir yandan imgesini arıyoruz. Bir yandan sesini evet. arıyoruz. Bir yandan hikayesini arıyoruz. İşte sanat tarihçiler, uzmanlar, araştırmacılar onun hikayesini anlatıyorlar. Bir yandan işte otoportrelerine bakıyoruz, fotoğraflarına bakıyoruz. Sesini bulamadığımız için onu da aradım ama maalesef yok. Keşke bir radyo hala yoldasınız. Diye. Bence bulabilirsiniz hala çünkü yoldasınız. Daha kurmaca film var Mihri yolda. Ama
maalesef kesme henüz ulaşamadım. Evet, ben ulaşacağınızı düşünüyorum Berna Gencalp. Çünkü sizin göz bebeğiniz bir çalışma bu. O kadar böyle güzel anlattınız ki, şevkle anlattınız. Gerçekten çok merak ediyoruz. Bittikten sonra izleyelim. Dünyada insanlar da izlesin. Ve kaynak niteliğinde gerçekten internet sitesi de artık mevcut olacak. Bütün detaylarını öğrenelim isteriz. Sohbetimizin sonundayız bu arada. Emeği geçen herkese bir kez daha sevgilerimizi gönderelim. Size de kolaylıklar dileyelim ve sizi takipte olduğumuzu da buradan belirtelim Berna Gencer. Teşekkürler, teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum beni yayına konuk ettiğiniz için. İyi geceler diliyoruz size. Değerli dinleyenler, Kim Miri projesi var. 3 aşamadan oluşuyor. Detaylarıyla konuşmaya çalıştık bu bölümümüzde. Yönetmen Berna Gencalp telefon attığımızdaydı. Bir kez daha hatırlatalım, merak edenler için kimmihri.com adresinde bütün merak ettiğiniz o soru işaretlerinin cevabı var aslında. Tavsiye ederiz diyelim. Bir müzik arası verelim. Sonrasında devam edeceğiz.